Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, 7-7 TYT kampımızda 26. çalışmayla ışının renklere ayrılması veya boya renkleri diye adlandırabileceğimiz bir konuda birlikteyiz arkadaşlar. Özellikle son yıllardaki sınavlarda çok fazla karşınıza geldiğinde dikkatinizi çekmenizi istiyorum lütfen. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin, elinizden gelen çalışmayı da yapın lütfen. Evet, renk kuramına göre dikkat edin, özellikle ne demiş? Boya renkleri demiş, bakın. Ana renkleri sarı, magenta ve siyandır. Bakın, bu size ters gelmiş olabilir fakat ışık renkleriyle boya renkleri birbirinin tam tersidir arkadaşlar. Örneğin şöyle 3 tane hani rengi karıştırarak elde ediyorduk hatırlarsanız. Işıkta kullandığınız birincil renkler maalesef boyada ikincil renklerdir arkadaşlar. O halde bakın, ana renkler neymiş boyada? Tabii ki boya için yazıyorum. Sarı, magenta ve de siyan adlandırılıyor. Şimdi sarı dediğiniz şey, şimdi bu arada ışık renkleri nelerdi diyebilirsiniz belki. Hemen size bir ipucu daha verelim buraya da. Bakın, ışığın 3 ana rengi ise arkadaşlar neydi bunlar? Kırmızı, yeşil ve maviydi. Tabi bu arada ben buradaki karışımdan kırmızı yeşilden sarı, kırmızı maviden magenta, siyan hepsinin karışımında beyaz oluyordu hatırlayın. Şimdi burada da aslında uyanabilirsiniz. Sarı ile magentanın ortak elemanı o halde burası kırmızıdır arkadaşlar. Sonra mesela kim var? Magenta ile siyanın ortak elemanı mavidir. Ve son olarak da kim kaldı? Sarı ile siyanın ortak elemanı da kimdir arkadaşlar? Yeşildir. Bu sefer yalnız bir sorun vardır. Tüm renklerin karışımına biz bu sefer siyah deriz. Bu boya, bakın buralar boya. Burası ise ışık. Bu şekil resmen konunun yarısı arkadaşlar, uyarayım size. Sarı ile siyanın karışımına yeşil denir. Evet, doğru oldu birinci ifade. Sarı, siyan, magenta hepsini karıştırdığımızda mavi renk değil siyah renk elde edilir arkadaşlar. Magenta ile siyanın karışımına da mavi elde edilir. Bakın, çizdikten sonra iş çok kolaylaşıyor fark ettiyseniz. Lütfen çizin siz de. Evet, ikinci bir sorumuz. Bir araya geldiğinde beyaz rengi veren renklere ışık kuramına göre birbirinin tamamlayıcısı. Evet, örneğin mesela az önce de çizmiştik, hatırlatalım şöyle. Şöyle ışık renklerinden bahsediyoruz bu arada. Ne oluyor? Şurada kırmızı vardı hatırlayın. Şurada yeşil. Burada da mavi 3 ana rengimiz vardı. Kırmızı yeşilin karışımı sarıdır. Mesela bakın, hepsinin karışımı beyaz diye burada. Sarıyla mavi birbirlerini ne yapıyor? Tamamlıyorlar beyaza. Bu yüzden biz buna tamamlayıcı renkler deriz. Kırmızı, mavi, yeşil ışık renklerinin ana renkleri mi? Evet, kırmızı, yeşil, mavidir. Evet. Kırmızı ve mavi ışığın birleşimine ne ad verilir? Bu gruba da magenta adı verilir arkadaşlar. O zaman bu ifade de doğruydu. Dolayısıyla 1, 2, 3 doğru olacaktır. Şimdi karanlık bir ortamda bulunan gözlemci sarı kapaklı bir kitap üzerine yeşil renk düşürüyor. Şimdi bakın, sarı bir boya değil mi burası? Kitabın üzeri boya. Lütfen boya renklerine bir dönelim isterseniz geriye. Hatırlatalım. Sarı, dikkat ederseniz, dairenin içerisinde kimlere de izin veriyor dikkat ederseniz? Kırmızıya ve yeşile. Onun dışındakilerin hiçbirine izin vermiyor. Dolayısıyla sarı dediğiniz şey aslında ipucu sizlere. Sarı diye bir ifade duyduğunuz zaman hemen aklınıza kırmızı artı yeşil ışık gelecek yani. Yani aslında bu sarının biz boya olarak da kırmızı artı yeşil gibi düşünebiliriz arkadaşlar, değil mi? O halde buraya yeşil ışık geldiğinde içindeki yeşiller ne yapar? Gözlemcinin gözüne doğru geri yansıtılır. Dolayısıyla gözlemci kitabı ne renk görecektir arkadaşlar? Yeşil renkte görecektir. Evet, gölge ve yarı gölgenin bir de şöyle renkler cinsinden çalışılmış hali. Şimdi ne demiş? Sarı ve mavi noktasal ışık kaynağının önüne ortasında delik olan ve ışığı geçirmeyen bir engel konulmuş. Ortasına delikten geçebiliyor ama. O zaman hemen şöyle başlarsak. Mavi ışık alan bölgeyi çizelim. Hadi bakalım. Şöyle bir nokta nokta. Şu mavi ne yapar? Şu aradaki ışık bölgeden geçer, değil mi? Şuraya kadar gelecektir, değil mi? Yani şu bölgenin içerisine biz o zaman şöyle bir dairesel çizim yapalım. Şu bölgenin içerisindeki her yere mavi ışık gelebiliyor, değil mi arkadaşlar? Peki sarı ışık nerelere gelebiliyor? Bunu biraz daha böyle çizelim isterseniz. Şöyle.
Şimdi sarı alan bölge ise bakın kenarlara gönderdiğiniz vakit şöyle biraz mecburen az görülüyor ama o orijinalliği de bozmayalım istedim. Şu bölgenin içerisine de dikkat ederseniz ne yapıyor? Şöyle diyebiliriz. Sarı ışık düşebiliyor. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi buraya kim gelebiliyor? O zaman başlıyorum. Buraya sarı da geliyor ama mavi de geliyor. Ama bu bölgeye sadece mavi geliyor. Ama bu bölgeye gelen yok dikkat ederseniz. O zaman buraya ben hemen siyah diyebilirim. O zaman dışı siyah, içinde bir mavi. Onun içerisinde de sarı ve mavi. Hatırlayın, sarı ve mavi birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani biz buna ne ad veririz arkadaşlar? Beyaz deriz. O zaman beyaz, mavi, siyah diye bir cevap bulmamız gerekecekti. Bursa şıkkı aradığımız cevaptır arkadaşlar. Evet, özellikle ÖSYM son yıllarda sormuş olduğu bir soru kökü yine arkadaşlar. Bir çocuk gece kırmızı ışıkla aydınlatılan bir caddedeki direği kırmızı görüyormuş. Direklerin yanına ertesi gün güneşli havada gittiğinde hangi renk olduğunu görebilir. Şimdi bir cisme kırmızı ışık düştüğünde kırmızı görebilmesi için o cismin gerçekten de ya kırmızı olması gerekir ya da mesela beyaz olabilir. Beyazın özelliği nedir? Tüm renkleri yansıtır. Mavi vurursan ışınlık üzerine mavi olursun. Tişört gibi düşün. Mesela diskoya gittin, mavi tişört giydin. Şey, beyaz tişört giydin, mavi ışıklar gelince mavi oluyorsun. Kırmızı ışık gelirse öyle. Ve tabii ki bir de bir tane daha vardı. Sarı dediğimiz şey kime izin veriyordu arkadaşlar? Kırmızı ve yeşile de izin veriyordu. O zaman direklerin beyaz olabileceğini, sarı olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat mavi cisim, yani bir cisim ne yapabilir? Mavi ise sadece mavi rengi yansıtabilir ya da komşularını yansıtabilir. Dolayısıyla 1 ve 3 aradığımız cevap olacaktır gençler. Şimdi yine çok önemli bir soru tipi. Bunu her yerde kullanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mesela merceklerde de kullanacaksınız. Hava ortamından gönderilen renklerin karışımına sahip bir ışık demeti cam ortamına girince renkler ayrılıyor. Evet, kırılma sonucu zaten renkler meydana geliyor, değil mi? Hangileri? Şimdi burada bence en değerli çizgi hangisi arkadaşlar? O da şunu unutmayın. Bakın ilk gelen ışın, şunun rengini değiştirelim. Şu değil mi gelen? Hiç kırılmasaydı böyle gidecekti, değil mi? Bakın bu çok önemli bir çizgi. HK, ben bunu özellikle konu anlatımında da bahsediyorum. Yani hiç kırılmama. Şimdi normal prizmada biz bu işi yaptığımız zaman nasıl oldu arkadaşlar? Prizmada renklere ayrılmayı hatırlayalım şöyle bir. Şöyle bir kabaca bir prizma çizersek hatırlayın. Ben şimdi buraya bir güneş ışığı yani beyaz ışık demetini gönderdiğimde şuraya değil mi? Şöyle. Şimdi bu eğer ki hiç kırılmasaydı değil mi? Nasıl gidecekti arkadaşlar? Şöyle yoluna devam edecekti değil mi? Pardon, burada beceremedik bu işi. Şöyle devam edecekti değil mi? Yoluna. Fakat devam edemiyor tabii. Ne oluyor? Burada ışık bir anda burada başlıyor ufak çaplı bir kırılmalar. Sonra ikinci yüzeyde daha da belirginleşince. Bakın renk sıralamasını eğer biliyorsanız bu soruyu da biliyorsunuz. Neydi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Ve hiç kırılmama burada değil mi? O zaman hiç kırılmamaya yakın olan taraf kırmızıdır. Yani o zaman bu tarafta kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye bana bu şekilde bir sıralama yapmanız gerekir. O zaman mesela 1'e kırmızı verirsem mavi, sarı olmaz değil mi mesela? Turuncu, yeşil, mor olabilir değil mi arkadaşlar bakın. Mesela sarı ve kırmızı olmaz ters. Mavi, yeşil, mavi, yeşil tam ters geliyor. Turuncu, kırmızı gene ters geliyor. O zaman Bursa şıkkı aradığınız cevap olabilir tabii ki. İlle kırmızı olacak diye bir kaidemiz yok. Karanlık bir ortamda mavi renkli bir perde. Bakın çok değerli bir kelime. Biz de mavi yapalım şurayı. Mavi renkli bir perde kullanılmış dikkat ettiyseniz. O zaman normalde hatırlatmak istiyorum. Işık renklerinde 3 tane ana rengimiz bizim hatırlatıyorum. Kırmızı, yeşil, maviyi biz karıştırdığımız zaman kırmızı, yeşil, mavi, sarı, magenta, siyan. Orta taraf ne oluyordu arkadaşlar? Beyaz oluyordu, değil mi? Tabii burasının en büyük özelliği ne zamandır? Tabii ki beyaz bir zeminde arkadaşlar. Eğer sen zemini mavi yaparsan o zaman sizin şu bölgeniz mavi olacaktır. Yani o zaman siz şuraya hemen mavi olmuştur o zaman. Normalde beyaz olacaktı. O zaman burası mavi olmuş arkadaşlar. Şimdi peki diyor ki üçgen şekli ışınların kesişim noktasında olup belirgin biçimde görülebilmesi için yani mavinin içerisinde bir cisim görülebiliyor. O zaman bu cisim ne olması lazım? Tabii ki mavi haricindeki her renk olabilir, değil mi? Çünkü neden?
Bakın şuna benziyor bu iş. Ben şimdi size bir mavi bir zemin yazsam. Mesela bakın. Renk değiştirebilir ama. Mesela bakın ben bunun üzerine örnek veriyorum. Siyahla yazsam B harfi. Okundu değil mi? Kırmızıyla yazayım. A yazalım. Bakın çıktı. Sallıyorum. Mesela yeşil demiş. Biz de uyuyalım bakalım. Mesela burada bir tane yeşil gördüm. Mesela bakalım yazabiliyoruz mu? Yazdık, görebiliyorsunuz. Ama ben bunun üzerine şimdi getirip maviyle şimdi aynı renkte yazarsam mesela bakın yazıyorum şimdi I harfi yazdım ama göremiyorsunuz değil mi? Çünkü maviye maviyle yazılmaz. O zaman göremezsin. Ama siyahla yazarsam, yeşille yazarsam yani farklı renklerle yazarsam görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylece renkler adına yapmış olduğumuz çalışmayı da bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda merceklerle buluşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hepiniz. Hoşça kalın gençler.